Evet sevgili arkadaşlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Üzeri Mastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Süper Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe'miz bay geçti. Bu haftada aslına bakarsanız rakiplerden darbe yedi. Normal şartlarda mesela ilk devrede bu haftayı çok iyi hatırlıyorum. Fenerbahçe maç oynamadan maç kazanmıştı. ama Bu sefer olmadı. Beşiktaş, Başakşehir'i depresmanda 2-0 mağlup etti. Abu Bakar e, ve Masuako'nun golleri. Fakat Januzay'ın 35. dakikada yediği bir kırmızı kart var ki hani toplam münasebeti var. İstem dışı bir şekilde kayıyor. Ayağını çekme imkanı yok ama Türk hakemleri kırmızı kart verdiler. E, yani Beşiktaş taraftarının çirkin bir hareketi var maç sonrasında. Nasıl ki ee, bazı şeylerini ayakta alkışlıyorsak sahaya oyuncak katmasını falan. Hani Emre Belezoğlu'na maç boyunca belli bir 35 dakikalık bir bölüm var. Orada çok ağır küfürler edildi ki Emre Belezoğlu da Beşiktaş taraftarına bunun yakışmadığını hani bizim ailemiz var kendilerine yakışmıyor. Benim tertemiz bir annem var. Babamın başka kimseyle tanışmamış. Benim tertemiz bir eşim var diyor. Ülkemiz 6 Şubat'ta neler yaşadı diyor kısaca. Ama 35 dakika anneme küfür edildi diyor adaptan, haysiyetten yoksun insanlar diyor. Benim terbiyesizliğim olmadı kendiler ama 35 dakika küfür ettiler diyor. Yani ben merak ediyorum Beşiktaş taraftarı hani ölümün kendilerine gelmeyeceğini mi düşünüyor? Yani 6 Şubat'tan hiç mi ders alınmadı? Ya bir hareket yapar çok özür dilerim yanlış anlaşılmasın. Kimseyi savunduğumdan ya da gömdüğümden değil ama hani aykırı bir hareket yapar. Türk örf adetlerine aykırı bir hareket yapar. Küfür edersiniz. Bir nebze de olsun anlarım. Demek ki maçın heyecanı, Ön Öndesin, kazanıyorsun. Rakibin 10 kişi kalmış. Bilmiyorum yakışmıyor ya. Erman Toroğlu diyor ki Başakşehir ile adı bozuyor. Kırmızı kat değil diyor. Futbolcu dayağı kayıyor, düşüyor. Kurtlar yok diyor. Bir de sırtını dönüyor diyor. Kırmızı değil bu. Olacak şey değil. Günah kulak demiş. Yani Allah'tan korkan hakem bulmak bizim ülkemizde zor. Ya hayır videosu var. Şimdi bir Fenerbahçe maçı da musunuz? Fenerbahçe'li bir oyuncu önce topa vurdu sonra ayağıyla bastı. Sarı kart yedi. Ben burada dedim ki olması gereken bu. Çünkü istem dışı. Top, topla oynuyor. Topla oynadıktan sonra ayağa değiyor. Yani arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Adnan Canoza şutunu çekti. Top kaleye doğru giderken hani şuttan sonra ayağa gitti rakibin bileğine değdi. Buna kırmızı verir misiniz? O şut da gol oldu diyelim. Vermezsiniz. Golü verirsiniz. Dersiniz ki arkadaş adamın niyeti toplu oynamakta. Burada da kayu istem dışı bilmiyorum bu pozisyonu size bırakıyorum. Trabzonspor 8 hafta sonra takıma dönen Edin Viscan'ın e, golle döndüğü maçta Adana Demirspor 4-1 mağlup etmiş ki enteresan bir sonuç ama Adana Demirspor'da maçın adamı 22'de kırmızı gören Belhanda maçın adamı demeyeyim de maçın başka bir şey diyeyim. E, direkt kırmızı kart gören Belhanda Antalya e Spor ve az takım olan Galatasaray maçlarında oynayamayacak. Yani şimdi bunu Galatasaraylar bile kabul ediyorlar. O yüzden hani kimse dalga geçtiğim falan zannetmesin. Az takımı Galatasaray. Yani Galatasaray maçlarına geldi miydi bir şeyler oluyor. Ben sevindim en azından sahaya çıkıp da sahada yürüyeceğine hiç oynamasın. Daha iyi. Önümüzdeki haftada görün bakın Adana Demirspor'da ya kırmızı kart cezası olur. Onyekuru kırmızı kart falan yer. Yani Galatasaray maçında bu üç oyuncudan yoksun çıkacaklar için. Şansı çok yüksek Galatasaray'ın. Erman Toro da bu Belhanda iyi olacaksın. Böyle bir takım 10 kişi bırakmayacaksın. Hırsızlık yapıyorsun arkadaşlar. Emeğini çalıyorsun demiş. Ee, Burası bu. enteresan. Ama şöyle bir bilgiye ulaştım. Süper Lig'e geldi. 2017-18'den bu yana en fazla kırmızı kart gören oyuncu Belhanda'ymış. 6 kez. Yani oyuncunun tipik bir özelliği haline gelmiş. Böyle bir durum var. Şimdi ben puan tablosuna baktım. İlk devrede arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Kasımpaşa Galatasaray'la berabere kaldı. Hatta 2-0'dan 2-2 mi kaldı ne? Hatta Galatasaray aynen öyle hatırlıyorum. Beşiktaş Başakşehir'e 1-0 yenildi. Trabzon Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı. Adana Demir'in bir golü falan verilmedi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama oynamadan kazandıydı Fenerbahçe. Yani rakipler birbirini kırmıştı. Çok iyi olmuştu ama bu hafta oynadı. E, oynamadan geriye düştü diyelim. Galatasaray 60 puan ama Fenerbahçe'nin bir maç eksiğini konuşalım. Beşiktaş 46 yaptı. Adana Demirspor 42 de kaldı. Trabzonspor 41 yaptı. Başakşehir 40 kaldı. Yani Galatasaray'ın bir 14 puan falan kaybetmesi lazım lig bitene kadar ki tahminlerim o yönde. Fenerbahçe'nin de lig bitene kadar bir 6-7 puan kaybetmesini öngörüyorum. Açık söyleyeyim. Ee, Beştaş'ın Adana Demir Spor'un Adana Demir'i çok ama Beştaş ve Trabzonspor'un da 3-4'ü zorlayacağını görüşündeyim. Başakşehir'in de son 3 maçtır yenildiğini hatırlatalım arkadaşlar. Aşağı tarafı zaten maç oynamayanların geriye gitmesiyle baya bir değişiyor ama maç oynayanlardan sonra da ortalık baya bir değişecek. Yani mesela Hatay Spor, Gaziantep yani inanılması güç ama hala aynı yerinde duruyor gibi bir durumdalar. Bakalım başka başka neler izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Eskişehir Spor Deplasmanı'nda Melih Bostan'ın 2 golüyle Edirne Spor'u 2-1 mağlup etmiş. Melih Bostan bizim çocuğumuz biliyorsunuz kiralık çok da iyi olmuş. Şimdi üzücü bir haber vereceğim. Biliyorum birçoğunuz ağlayacaksınız. Birçoğunuz bana kızacaksınız. Yani ama bunu vermek zorundayım. Sevilla'da Enzan en, Nianzu 1 Kaleci Bono 2 ve Jesus Navas sakatlanmış 3 Nianzu'nun e, en az bir hafta sahalardan uzak kalması bekleniyormuş. Arkadaşlar ne olur yani üz, üzüntümle alay etmeyin. Çok da yüklenmeyin bana. Yani acım büyük. Yani çok üzülüyorum. Onu da söyleyeyim. Hocam perşembe gününden ümitli misin? Fenerbahçe varsa her zaman ümitliyimdir. Kızarım, darılırım, eleştiririm, yerin dibine sokarım. Yargı videosu çekerim, hiç affetmem. Ama 7-24'te bu takımı desteklerim. Desteklemezsem zaten o zaman beni siz desteklemezsiniz. Şimdi sevgili Furkan Ezer bayraklar Rumuzlu Furkan kardeşim çok güzel bir flu imza atmış. Yani Hani bu float'un bir alnı olsa da keşke alnından öpsem dediğim bir float oldu. Ben bunu kısaca söyleyeyim size. Şimdi teknik direktör konusu çok tartışılıyor Fenerbahçe içinde. Fenerbahçe taraftarı içinde çok tartışılıyor. Ve Fenerbahçe taraftarı kendi çapında, kendi düşüncesinde hep şu görüşe sahip. Hani önümüzdeki sene, ya bu sene geçti ama önümüzdeki sene. Ne önümüzdeki sene? Bu seneyi bir toparlayalım. Önümüzdeki sene inşallah. Ne? Önümüzdeki seneye iyi bir yapılanma. Şimdi bakın. Birincisi Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ın son senesi diyor. Taraftarın %65'i muhalifti. Bu Aykut Kocaman'ın o ana kadarki yaptıklarının geri dönüşüydü bence. O ayrı bir mesele. Stadyumda ıslıklar, Twitter'da küfürler eşliğinde maçlara çıktı. Ali Koç gelsin diye başarısızlık isteyen dahi vardı diyor. Şimdi de benim cümlelerim doğru çıksın diye başarısızlık isteyenler var. 2. Ersun Yanal dönemi. Ersun Yanal'a ikinci döneme nispeten destek daha fazla olsa da oğluyla komisyon yiyor. Oğlu menajer gibi söylemlerde bulunuldu diyor. Doğru. Sosyal medyada PR örgütü var diyenler oldu. Elbette kocaman dönemi kadar olmasa da başarısız olmasını isteyenler vardı ayrılış süreci, tazminat pazarlığı, tweetleri vesaire. Ki bu tweetleri atanları da siz hala takip ediyorsunuz. O da benim çok zoruma gidiyor. Ben şunu söyleyeyim. Ay ee, Ersun Yanal'a tarihin bence en kötü kadrolarından biri verildi. Hani kadro falan kurulmadı. 20, 20 yıllık seriyi sona erdi. Hakem destekli bir rakip vardı karşımızda. Sonra istifası istendi. Ve Ersun Yanal hiç olmadığı kadar büyük bir Fenerbahçelik örneği göstererek ben ayrılmam da Fenerbahçe düzelecekse bir an bile durmam diyerek ayrıldı. Onun yeri ayrılır. 3. İsmail Kartal diyor. Her iki döneminde de vasıfsız köylü çobanı gibi ithamlara maruz kaldı. Doğru. Bunu çok duydum. Hani tam olarak bu cümleyi değil ama benzer şeyleri duydum. İlk dönemi taraftarlar tarafından ıstıklandı. İkinci dönemi iyi performansa rağmen hor görüldü. Arda konusunda ben de dahil olmak üzere ciddi eleştirildi diyor. İşte ben de buna kızıyorum Furkan'cığım. Arda Güler'i bu kadar övüyoruz ama e, her işin bir doğrusu var. Hani mesela ben bir öğretmen olarak ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklardan bazı okuma ezmeyi öğrenip geliyorlar. Yanlış, son derece yanlış. O çocuklar giderek başarısız oluyorlar biliyor musunuz? Harbi söylüyorum bak sıkılıyorlar. Hani aa aferin sen ne güzel okumayı biliyor musun sen kenara geç. Dendiği anda o çocuk başka bir moda giriyor. Çocuklarınızı öğretmek istiyorsanız matematiği öğretin. Sayıları öğretin. Birden yüze kadar sayıları öğretin. Hani okula başlamadan önce. Toplamayı çıkartmayı zihinden yaptırmaya çalışın. Çocuklarınıza bunları öğretin. O zaman başarı artar. Bırakın okuma yazmayı okulda öğrensinler. Ha sesli harfleri öğretebilirsiniz. Ama diğerlerine çok zorlamayın. Ha. Bu bir sistemdir. Şimdi bana çıkıp da ya hoca da zeki çocuk düşmanı diyemezsiniz işte. Bu da böyle bir şey. 4 Erol döneminde sürekli olarak olağanüstü baskı vardı. İlk maç oynanmadan dahi küfür edenler vardı. Ya Erol Bulut'u geç Erol Bulut teknik direktör değildi. Erol Bulut sadece birilerinin oh ohbohlaması. Ulan biz buna iteleriz şu futbolcuyu bu futbolcuyu demesiyle oldu. Vitor Pereira'nın ikinci dönemi yine camia içinde inanılmaz bir baskı vardı. Ben de çok eleştirdim diyor. Hak etti veya hak etmedi o konuda takdir sizin. Başkandan fırça yedi sistemi değiştirdi vesaire. Birçok olay da hafızalarda diyor. Mesela Vitor Pereira'nın e, Jesus'la ortak bir özelliği var. İnat abi. Bu Portekizliler inat. Ve kibirliler. Maalesef çok kibirliler. Yani dediğim dedik çaldığım düdük diyorlar. Bu Fenerbahçe taraftarının ters Başkan kibirli oldu, kibirliydi Aziz Yıldırım. Son döneminde o kibir kendini yedi. Altıncı Semre Belezoğlu diyor. Ona da sportif direktör dönemi özellikle 10 maç teknik direktör döneminde olağanüstü baskılar oldu. Bu adam gitsin yeter ki şampiyon olmayalım denilen tweetler diyor. Ben böyle bir tweet görmedim hiç. Yani böyle bir şey görmedim. Ses odalarında yenilelim diye dua edenler hala akıllarda diyor. Ciddi bir düşman ekibi vardı Emre'ye karşı diyor. Çok özür dilerim ama bu alçaklık değil mi ya? Yani onu söyleyeyim. Peki nereye varmak istiyorum diyor. Yukarıda ismini yazdım hocaların hepsi haklı veya haksız. O taraftarın takdiri ama olağanüstü baskı gördüler. Doğru burası Fenerbahçe. Yani burada baskının kralı olur. Kralı. Soytarısı moytarısı olmaz. Baskının kralı olur. Burası Fenerbahçe ya. Ya burada hata affedilmez. Burada iyi bir şey bile affedilmez. İyi bir şey bile affedilmez. Burası Fenerbahçe. Jesus'a haftalarca ses çıkmadı. En ufak çatlak ses olmadı. Takımın şirazesi kayana kadar laf edilmedi ki o dönemde çok kısık sesler çıktı. Seviye maçına kadar hala açık açık eleştiren linç yiyordu demiş. O yüzden Jesus'u taraftar yedi. Jesus'un şirazesini taraftarlarımız bozdu diye kolaya kaçıp insanlara iftira atmayın. Bak buna katılırım. Şu cümleler doğru. Ben de dahil birçok kişi Jesus'u savunduk. Hatta takım kötü deyip Jesus'u savunanlar vardı. Lan kim oynatıyor diyorum. Olsun abi takım kötü. Sevilla maçı kaybetmiş. Jesus ne yapsın diyor. King'u golü atacaktı diyor. Hani hiç demiyor. Elin adamı değişiklik yaptı. Maçın çehresini değiştirdi. Bizimki de karşılık verecekti demiyor ama. Neyse devam edelim. Jesus neler başarı neler başar ama sezon sonu göreceğiz ama burada en masum olan sabır gösteren taraftardır diyor. Doğru. Transferleri bile çok kişinin hoşuna gitmediği halde herkes sessiz kalmıştı diyor. Doğru. Mesela Gustavo Henrique benim kesinlikle kafama yatmadı. Arao. Ben hala söylüyorum. Arao Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bak iyi oyuncu ama bizim sistemin topçusu değil. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelirse tam Aykut Kocaman'ın futbolcusu. Gustavo Henrique katkı şıksız Aykut Kocaman futbolcusu. Ama Ersun Yanal'ın, ama Jesus'un, ama Emre Belezoğlu'nun, ama İsmail Kartal'ın oyuncusu değil. Her ikisi de. Bugün İsmail Kartal gelsin. Bakın çıkaracağı kadrodan bahsedeyim size. Çıkaracağı kadro. Bak çıkaracağı kadro. Ferdi. Şey, Altay. Sağ bekte Ferdi. Sol bekte Osterwald. Samet Akaydın. Atilla Salahim. Crespo. Tek önlü bir. Zayt. Zayt'sın yanına Arda Güler. Arda Güler olmasa da oraya Cao Pedro, Joshua King falan filan ekler. Yani ikinci forvet gizli forvet on numara mevkisi için. Sağ kanatta Osayi, sol kanatta Emre Mor'u oynatır. Bak sağ kanatta Osayi diyorum. Osayi Samuel. Solda Emre Mor'u falan oynatır. Tek forvet Valencia oynatır. Valencia Batshuayi dönüş gününde oynatır. Serdar Dursun adı tehlike anında mı kırmızı butonu. Hocam bunu Jesus yapamaz mı? Yapmıyor işte inatlarından dönmüyorlar. Ne diyor bu kadar rahat Tam biat bir çalışma sistemi son 10 senede başka kimseye nasip olmadı diyor. Doğru. Kimse taraftarı suçlamasın. Asıl sorun başkan ve bunu yazan, hani bunu yazayım diyor. Sadece hocayı suçluyor gibi olmayayım. Asıl sorun başkan diyor. Ben buna katılmıyorum işte. Bakın başka bir kardeşimiz çok güzel bir özetleme yapmış. Diyor ki, Jesus en başından beri eleştirildi. Kiev maçından sonra küfür dahi edildi. Doğru. Arada sırada ben Jesus'un istifayı gördüm. Herkes görmek istediğini görüyor. Emre Belezoğlu'nu deli gibi destekledik. Onun maçı Sivas maçıydı hani sınavı. O gün sabaha kadar İrfan Can'dan falan PlayStation oynamasını herhalde duymuşsunuzdur. Maalesef kendileri de itiraf ettiler. Ya Sivas maçından bir gün öncesi. Hacun Ulacalı, İrfan Can Kahveci falan diye duyduk. Bilmiyorum ne kadar doğru. Erol Bulut'u bile destekledik diyor. Beşiktaş maçı mağlubiyetine kadar. Doğru. Ben beğenmiyordum ama destekliyordum. Sonrasında orada benden film koptu. Doğru. En çok da Pereira eleştirildi. Geçmiş döneminden dolayı. Bak harbi harbi söylüyorum. En çok Pereira eleştirildi. Yani en büyük baskı Pereira'daydı. Diğer hocalara ne yapıldıysa Cesus'a da yapıldı. Hiçbir farkı yok. Sadece İsmail Kartal konusuna hak veriyorum. Hor görüldü diyor. Ee, yani Jesusa Kiev maçından sonra Bunak denildi. Komisyoncu denildi. Dil bilen transferlerinden dolayı Portekizce bilseydin seni de oynatırdı denildi. Arada gider konusunda sürekli baskı yapıldı. Hani linçleyen de oldu, full destekleyen de oldu diyor. Vesaire vesaire. Biz bu videodan ne öğreneceğiz? Ben bu videodan size şunu öğreteceğim arkadaşlar. Bir. Hala 3 kulvarda yarışıyoruz. Bakın Galatasaray 2 maçı yenilse, Fenerbahçe 2 maç kazansa zaten Alanya, Beşiktaş bir de Karagümrük maçı var. Fenerbahçe 3 üç maçın 3'ünde kazanırsa ben size bir şey söyleyeyim bak. 3 üç maçın 3'ünü de kazanırsa. Bak, yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. 3 üç maçın 3'ünü de kazanırsa şampiyonun büyük habercisi olur bu maçlar biliyor musunuz? 3 üç maçın 3'ünü de kazanırsa. Ee, zaten 3 üç maçın 3'ünü kazanırsa 26. maçını oynamış olacak. 2 maç daha kazandı diyelim 28. maçını da kazansın. Yani Fenerbahçe 5'te 5 beş yaparsa %1 milyon şampiyon. Herkese de iddiaya girmeye hazırım. İyi de hocam Galatasaray'ın eli armut mu topluyor? Göreceksiniz armut toplayacak. Bak. Odri meydan. 5'te 5 yaparsak Fenerbahçe şampiyon. Diyeceksiniz ki ya hocam 5 maçtan sonra düşüşe geçmez mi? Ya geçebilir tabii ki ama. 5'te 5 yapan Fenerbahçe şampiyon olur. 28. haftaya kadar kayıpsız giderse Fenerbahçe. Hocam velev ki Fener kayıpsız gitti. Galatasaray da kayıpsız gitti. O zaman Galatasaray şampiyon olur derim. Ama ben Galatasaray'ın çok takılacağını çünkü şu anda aşırı bir baskı var üstlerinde. Kasımpaşa maçında yani böyle bir rakibi Fenerbahçe olsa 7-8 tane atardı. Nitekim 2 maçta 11 tane attı bu Kasımpaşa'ya. Şimdi mantıksız konuşanlar diyor ki Kasımpaşa'ya gol atmakta ne var? Herkes atar. Galatasaray atamadı. 2 maçta 4 puan alabildi. Yani toplam 3 gol attı. 2 gol yedi. Hani o Kasımpaşa'ya karşı. Hani herkes atabiliyordu. Üstelik Selçuk İnan gibi, Donk gibi, yıldızları da hani Aytaç Kara gibi yıldızları da sahada yoktu belki de. Kırmızı yemek için çabaladılar vesaire vesaire. Hani demek istediğim şey bu. İkincisi Beşiktaş dolu dizgin geliyor arkadan. Başakşehir teklemede ama neler olacak göreceğiz. Mesela Abu Bakar. Ben Abu Bakar'ı istemiyorum devre arasında. Çok bitikti diye. Şu keşke Allah vermeseydi de deprem yaşandı ve o iki haftalık bir arada Abu Bakar özel bireysel felaket çalışıp açığı kapatmaya başlamış. Ya futbolcu da biraz böyle olacak. Eğer o ara olmasaydı Abu Bakar belki bu hafta bile hala kötüydü. Mesela bak pozitif yönde değişim buradan geliyor. Yalnız belki de devre arasında en formda en böyle sansasyonel transferiydi. Durum ortada. Ya Trabzonspor mesela Abdullah Avcı ile rezil bir performans, rezalet performans, rezalet elenme ama Adana Demirspor'a 4 atma. Benim senenin başında bir cümlem vardı. Bu Adana Demirspor'a kolay kolay kimse dört atamaz diye. Kırmızı yemeleri tabii ki etkiliydi. Kırmızı yemeselerdi yine Trabzon dört atamazdı ama yani benim sözümü yedirmiş oldular sonuçta. Berhan'ın Galatasaray maçında oynamayacak olması beni daha çok sevindiriyor. Oynayıp sahada yürüyeceğine, yatacağına hiç oynamazın. En azından Emre Akbaba oynar yatar. Sevilla'da 3 eksik var. Ben Sevilla maçına ilişkin size bir şey söyleyeyim mi? Zayt Arda Güler, Emre Mor, bir de osterwolde Bu dört isimden en az iki tanesi yüzde yüz Bu dört isimden en az üç tanesi yüzde doksan Yani e, dört futbolcuna ilgili, dört futbolcu ile ilgili müjdeler veriyorum size. Diyeceksiniz ki ya hocam yok sana gelen duyum şöyle böyle sen kadro duyumu vermesi veriyorum merak etmeyin bu defa veriyorum. İkisi yüzde yüz, üçüsü yüzde doksan, dördüsü Allah kerim. Ama dördüsü olmaz ya. Dördüsü çok fazla. Yani dördüsünü kaldırmaz. Ama üçüsü tamamdır. Bunu da söylemiş oldum. Şunu da belirteyim. Ben geçen videolarda da söyledim. Eğer Jesus Fenerbahçe'ye en az bir kupa kazandırdım. Ya inşallah UEFA kupasını kazandırır. Yoğurtçu Parkı'nda heykel yeri boş. İnşallah Türkiye Ligi'ni kazandırır. Süper Ligi kazandırır. Şampiyonluğu kazandırır. Deriz ki bak nerelerden geriden geldi. İnat bu adam şöyle böyle. İnşallah Türkiye kupasını kazandırır. Bak ben şunu söyleyeyim. Üç kupayı birden kazandırsın gitsin. İnanın üzülmem. Kazandırdıkları o kadar büyük şey ki derim. Türkiye kupasını ve Süper Lig şampiyonluğunu kazandırsın gitsin yine üzülmem. UEFA'yı kazandırıp gitsin yine üzülmem. Artık öyle bünye öyle bir hale geldi ki ne ne tepki vereceğimizi biz bile anlamıyoruz. Sevilla'da eksikler gerçekten önemli. Eğer Sevilla ilk maçtaki, ilk yarıdaki oyununu oynarsa Fenerbahçe dörtlü savunmayla çıkıp 4-1-3-2 ile e, hatta ben kadroyu da söyleyeyim size de Altay, Ferdi, Samet, Salai, Osterwolde, Arao, Zayt Sağda Emre Mor ya da Arda Güler'den biri. Ee, solda Rossi. Forvet'te Valencia. Arkadaşlar bu şekilde çıkılması. Yani çalışmalar belki de bu yöndedir. Bu şekilde çıkar Fenerbahçe. Yakaladığını atarsa, bakın yakaladığını atarsa, hele hele ilk 15 dakikaya bir gol sığdırırsa Fenerbahçe o seviyeyi oradan farklı bir şekilde eleyip gönderir. Bizim şansımız ne olur seviye bir kırmızı falan yerse of tadından yenmez. Fenerbahçe öne geçer seviye kırmızı yerse of bak bakalım ne biçim bir ambiyans oluyor. Bu sefer her şeyin ivmesi değişir. Hatta daha da abartayım mı? Fenerbahçe bu şekilde kazanır. Turu geçer. da Konya'ya kaybeder inşallah. Fenerbahçe'de ligde Alanya'yı yener inşallah. Siz bakın bakalım haftaya bugün ne konuşuyor olacağız. İşte anlatmak istediğim umarım anlatabilmişimdir. Hep destek, tam destek sloganla biz yola çıkarız. Biz takımımızı destekleriz. Başkan Ali Koç elinden geleni yaptı. İyi teknik direktör, iyi futbolcular getirdi. Yani hocanın istediklerini getirdi. Jesus kendi çapında bir şeyler denedi. Birçok gelişime imza attı. Ligin kalan bölümünde de bakın kalan bölümde de dediğim gibi 23 maç var. Toplam e, hani 36 maça çıkmamız lazım ama ikisine çıkın. Yani 11 maç ligde kaldı. Finale kadar çıksak 4 maç ee, kupada 15 maç UEFA'da seviye maçı var 16 maç hani garanti olduğu için söylüyorum. Turu geçersek 18 maç. 18 maçlarına iyi bir Fenerbahçeli olmayalım mı? Tabii ki de eleştirelim ama küfürsüz. Ne olur arkadaşlar. Haddimizi bilerek. Bakın hani diyorsunuz ki hocam yeri zaman değil. <laughs> yeri zaman ne zaman biliyor musunuz? Ya her şeyden elimizde etemizi çektiğimiz zaman konuşalım ya başka bir şey o zaman konuşalım. Şu anda bize düşen destek olmak. Hep destek, tam destek. Ha eleştirmeyelim mi? Eleştirelim. Düşünsene seviye maçına attık tuttuk. 5-0 kazandı Fenerbahçe diyelim. İnşallah kazanır 5-0. Ne konuşacağız? Ya biz çok kızdık ettik ama yani de bak kızdığımıza değil, değil mi diyeceğiz? Hayır. O maçta ilk yarı iyiydik, ikinci yarı kötüydük. Bunu dile getirdik. Bu maçta da komple iyiyiz diyeceğiz. Yani eleştiriyi dozajına yaparsak hakkımız var. Sohbet tarzında bir video çektim arkadaşlar. Muhtemelen hiç kimse beğenmeyecek bu videoyu. Muhtemelen bin kişi falan anca izleyecek eminim. Ama ben o bin kişiye kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Her türlü desteğinizden ötürü teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.